biz en önce bir göz organımızı bir tanıyalım. Tabii ki de. Retina neresi hocam? Şimdi evet, mesela hemen bakalım. Damarları neresi? Bana bir kere bir mesaj hemen geldi. Bakalım. Hocam işte göz damarlarımda sorun varmış. Dedim ki onu benim konum değil. Hı hı. Dedi sen damar cerrahı değil misin hocam? Bir de kızdı da. O da güzel. O yüzden hocam bu damarlar neresi, göz kapağı, işte içerisinde glokom, katarak nerelerde oluşur? Hemen bu bakalım. Kısaca bir tanıyalım. Şimdi şöyle bir küçük bir göz maketimiz var. Evet. Normalde dışarıdan baktığımızda biz gözü önden görüyoruz. Şöyle kapakları varsayabiliriz. Arkadaşlar makete yanaşalım. Evet. Her göz aynı değil mi hocam? İki gözümüz tabii var tabii. Ya insanlar aynı. Onu göre. Kapakları şöyle varsayabiliriz. Gözü önden biz bu şekilde görüyoruz. Ama gözün içine geldiğimde göz bir küre hocam, şeklinde. Hocam renkli gözle kahverengi siyah göz arasında fark var mı? İç yapısı olarak. Yapı olarak hiçbir fark yok. Sadece pigment dediğimiz göze rengini veren maddede renk yoğunluğu farklı. Tamam, onu da göstereceksiniz zaten. Göstereceğim tamam. Şimdi. Şimdi gözün ön tarafında saydam bir kısım var. Saat camı gibi bir kısım var. Biz buraya kornea diyoruz. Bu bizim Alzheimer lazer dediğimiz göze yaptığımız lazerler bu işlem üzerinde, bu doku şu üzerinde şu cam oluyor. Kısım değil mi? Aynen, en önde. Cam, en önde böyle saat çizildiğinde de bu çiziliyor değil mi? Kağıt bir şey veya aynen çarpınca öyle. Falan. Yani tırnakla çizme olabiliyor. Yani kontak yabancı lens. Cisim mesela göze geldi. Mesela kıymık geliyor işte ne bileyim bu. Tırnak çiziyor, evet, kağıt çiziyor. Kaynak yaparken onlar geliyor. Orada hepsi bu dış yüz. Korneada kornea oluyor. Kornea dediğimiz yer. Bir de çok böyle dışarıdan baktığımızda biz bu beyaz kısmı da görürüz zaten. Göz kapaklarının alt kısmında. Buralarda da yabancı cisimler buralarda da olabiliyor. Ama daha çok kornea dediğimiz ön kısımda oluyor bunlar. Kapağın altını görüyoruz şu anda. Göz tabii, kapağının altını göz görüyoruz. Göz kapağının altını evet. Görüyoruz. Şimdi bu gördüğümüz beyaz kısımda sklera dediğimiz kısım. Bunu da görebiliyoruz dışarıdan. Şu şöyle yaptığımız aynen zaman öyle. Gördüğümüz yer özellikle bu kansızlıklarda, anemilerde hani biz doktorlar indiriyor ya. Orası evet. Kapak konjonktivası dediğimiz alan. Burada yok şu anda kapağımız olmadığı için. Ama sklera dediğiniz gibi sarılıklarda sararan bir organ. Yüksek bilirubine bağlı, bilirubin birikmesine yani bağlı. Yani hocam biz gözden birçok başka hastalığın bulgularını görebiliyoruz. Tabii yani hastalar bazen öyle geliyor. Şimdi hastaya ne şikayetiniz var diye sorduğumuzda bazen doktor değil misiniz? Bakın bulun diyorlar öyle bize böyle. Diyor. Ve ya hakikaten gözden de anladı, adam beni gözümden anladı de deniyor. Tabii doktor için önemli bir artı. Evet hocam devam edelim. Sonra gözün içine gelecek olursak. Şimdi şu evet gördüğümüz dıştan bir tabakayı daha kaldırdık. Aynen öyle. Sklera tabakasını kaldırdık. Burası gözün normalde biyoloji derslerinde A tabaka dediğimiz koroid doku. Burada yaygın damar ve damar paketleri var. Koroidin devamı gözün ön kısmındaki iris yani renkli bölge. Bizim gözümüze renk veren kısmı oluşturuyor. Burada da yine damarlar mevcut gözün iç kısmında. Bunu kaldırdığımızda ise gözün şöyle, kanlanınca o iristen mi oluyor hocam? Bazen insanların gözüne böyle kan oturuyor ya kırmızı kırmızı yok, oluyor. Yok o genelde sklerada oluyor. Beyaz kısımda şu kısımda. Bir kanlama olmuyor. Yok normal şartlarda olmaması lazım. Yani alttaki o şeye kan oturuyor. Bu beyaz kısmı. Beyaz kısmı oturuyor. Özellikle şu kısım diyebiliriz. Koroidi de kaldırdığımızda bizim esas konumuz aslında retina. Koroidin iç tabakası. Yani damarın iç yüzeyi. Damar aynen öyle. Retina dediğimiz yer gözün bütün sinirlerinin toplandığı bir yer ve gözün içinde sinir tabakaları minik minik böyle iplikçikler şeklinde uzanıp en son gözden çıkıyor. Gözden çıkarken kalın bir sinir halinde çıkıyor. Biz buna optik sinir diyoruz. Görme siniri bu. Beyne gidiyor. Beyne giden en önemli sinirimiz, gözden uzanan en önemli sinirimiz. Bu retina içindeki bütün damarların toplanmış hali böyle. Ve bizim dediğim gibi diyabette en çok sıkıntı yaşadığımız yer retina ve retina içindeki retinanın kendi damarlarında oluşan değişiklikler. Burada şöyle bir değişik bir şey var gördüğünüz gibi şeffaf. Gözün normalde içi boş değildir. Göz normalde bir küredir böyle ama içi boş değildir. İçinde vitre dediğimiz göz jeli vardır. Bu hem gözün iç tarafını beslenmesini sağlıyor hem de gözün tonusunu sağlıyor. Bu jöle gibi mi hocam? Aynen yoksa öyle. Jöle gibi değil mi? Bir jöle kıvamı var bunun. Bir de şurada gördüğünüz şöyle elime alıp göstereceğim. Bu da bizim lensimiz. Katarakt bu lenste meydana geliyor. Genelde yaşa bağlı kataraktları çok sık görüyoruz. Bu katarakt bu lensle meydana geldiğinde lensin böyle saydamlığı ortadan kalkmış oluyor. Normal pozisyondan daha şiş bir pozisyon haline geliyor ve görme kalitesini ciddi anlamda düşürüyor.